liderimiz, genel başkanımız gerçekten medyatik olmaktan, algılardan çok uzak, sade, bir kişilik sahibi. Artı vatan ve millet sevgisi zaten hiç tartışılmaz. Söz konusu vatan olduğu zaman şahsının veya partisinin bile yıpranması, onu vatan olan hizmetinden hiçbir zaman geri koymuyor. Bizim de böyle duygu ve düşüncelerle birlikte Rabbim nasip etti, bir şiir kaleme aldık. Bunu da kendimize göre bir desen ve motif ve bir tasarım şeklinde yaptık. Bunu liderimize, sağ olun, var olun, siz de zaten o zaman bilgi sahibiydiniz. Beraber bize öncülük yaptınız. Beraber gittik, liderimize takdim ettik ve orada okuduk. Kendisi de elhamdülillah bizi mutlu etti. Mutlu oldu çünkü. Ve onun beğenmesi bizim için önemliydi. Çünkü şiirimiz ismi devlet, sevdası millet idi. Burada bunu çok uğraştım bu yapmaya. Kendi tadına sağ ol. İmdat şöyle vekilim, şiirimizi evet. Şöyle bir gösterelim. Bir fotoğraf alırsın. Burada vekilim şu var, 9 tane 3 hilalimiz var burada. Bu sayıyı bilinçli olarak yaptık, 9 tane. Türk bayrağımızın yanında. Bir de müsaade ederseniz evet. 3 kıtasını tabii. Ben okuyayım yine tabii, vekilim tabii. Sizlere de, arkadaşlara da huzuruna da. Gönlümüzden kopup yazdığımız şiirimizin ismi devlet, sevdası millet başlığı. İki kıta üst taraftan, bir kıta da son kıtayı okuyacağım. Allah'ın Resulü ne diyor bir bak. Vatan sevgisi imandandır hak. Milletin kalbine kuruyorsun taht. İsmi devlet, sevdası millet. Bu aziz milletin gücü imanı. Bayrağının rengi şehidinin kanı. Sen korkma, beyin bırakmaz bu vatanı. İsmi devlet, sevdası millet. Vatanımın toprakları çok bereketli. Şehidimin kanıyla sulanmış besbelli. Bu rengarenk çiçekler bizim bahçedir. İsmi devlet, sevdası millet. Gerçekten az bile söyledik. Evet, gerçekten buna değer bir insan. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz sizlere bunu seve seve takdim ediyoruz. Böyle bir şey yapar mısınız? Evet. Sizler bir duygu düşünüyor abi Sayın Bekir. Evet. Ben de İdris Bey'in o güzel şiiri için kendisine teşekkür ediyorum. Elbette böyle sözler yürekten, kalpten gelerek yazılan sözlerdir. İdris Bey bu manada Sayın Genel Başkanımıza olan sevgisini de yazmış olduğu şiirden de bellidir. Biz çok teşekkür ediyoruz var, kendisine. Sağ olun, sağ olun. Bizler Sayın Genel Başkanımızın ekibi olmaktan onur duyuyoruz. Evet efendim. Sayın Genel Başkanımız her zaman olduğu gibi Türkiye genelinde takdir toplayan, ülkemizin geleceği açısından öngörü sahibi olan bir liderdir. Kesinlikle. Türk milletinin geleceğine yönelik gece gündüz demeden her türlü mesaisini Türk milletinin geleceğine yönelik çalışmalarıyla bilmekteyiz. Biz İdris Bey'in bu manada böyle bir şiir yazarak Sayın Genel Başkanımıza adına yazmış olduğu şiirden dolayı çok kutluyorum kendisini. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Bizden geldiği kadar hemşerilerimizin iyi gününde, kötü gününde yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Biz elbette partimizin emrinde, Sayın Liderimizin emrinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını anlatmaya gayret gösteriyoruz. Artık kamuoyu da Sayın Genel Başkanımızın hükümete ittifakla ilgili konularda desteğe takdir toplamaktadır. Kesinlikle. Evet. Yani bu hususta da inşallah önümüzdeki günler daha güzel şeyler olacak. İnşallah. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 18 Mart'ta büyük kongremizi yapacağız. Evet, ve akabinde de Türkiye'nin dört bir yanında çalışma ekipleriyle İnşallah. Yapılacak olan ilk yerel seçimler, akabinde tekrar milletvekilliği seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi görüküyor. Bununla ilgili halkımızı bilgilendirmeye, destek olmaya gayret göstereceğiz. Evet, başkanım, liderimiz Devlet Bahçeli gerçekten mütevazi kişiliğiyle medyadan uzak, medyatik olmaktan uzak, samimi bir şahsiyet kendisi. Ülke ve vatan sevgisi zaten tartışılmayacak boyutta. Son derece ülkesine, vatanına, milletine bağlı. Hatta
kendisinin yıpranması veya tenkit edilmesi pahasına, partisinin bile belki tenkit edilmesi pahasına da olsa ülke, vatan birlikte birliğinde taviz vermeyen bir lider. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Biz bu şiirimizi, bir şiir kendisine yazmak Allah nasip etti. İnanarak, tamamen gönlümüzden koparak ve netice olarak da bunlar herhangi bir beklentisi olmadan bir kaleme aldığım, mısra mısra belli bir süre içerisinde yazdığım bir şiirimi nasip oldu kendisine takdim ettik. Grup toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, grup odasında sağ olsun kabul etti. Kendisiyle görüştük, şiirimizi verdik. Bizi asıl mutlu eden beğenmesi oldu. Orada 2-3 mısra okuduk, çok beğendi. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Biz de liderimizin izinde, kırık kalemizde, ocağımızın başkanı, ülke ocaklarımızın başkanı olarak sizlere, sayın liderimize takdim ettiğimiz şiir. Sayın başkanım burada, ismi devlet, sevdası millet. Ki isim ve şey gerçekten kendisini anlatıyor. Birkaç mısrasını müsaade ederseniz tamam, okuyun tamam, başkanım. Mutlu olur. Sonra evet. Şöyle efendim. Allah'ın Resulü ne diyor bir bak. Vatan sevgisi imandandır hak. Milletin kalbine kuruyorsun taht. İsmi devlet, sevdası millet. Bu aziz milletin gücü imanı. Bayrağının rengi şehidinin kanı. Sen korkma, beyin bırakmaz bu vatanı. İsmi devlet, sevdası millet. Bak peygamberimiz ne diyor? Milletin efendisi milletine hizmet ediyor. Bozkurt'un olduğu yerden itler kaçıyor. İsmi devlet, sevdası millet. Vatanımın toprakları çok bereketli. Şehidimin kanıyla sulanmış besbelli. Bu rengarenk çiçekler bizim bahçeli. İsmi devlet, sevdası millet. Birkaç mısrasını okuduk. Gerçekten bu liderimizin yaşamını anlatan böyle bir şey. Onun vermesi bizi çok mutlu etti. Biz de buna sizlere... Çok güzel olmuş abi. Elinize, onunla güvenize sağlık. Bunu... Allah'a 9 tane hilalimiz, 3 hilalimiz var Sayın Başkanım. Biz oradaki o detayları görürüz ama incelediğimiz de var. Şeyimdi. Güzel mesela. Ben de sizi bu manada var olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım, başkanım size bir şey diyecek misiniz? Biz de söyledik bir şeyler. Şimdi yüklü sayfın hemşerimizin bir liderimize böyle bir yazdığı şiir illaki bizleri mutlu etmiştir. Kendisinin de beğenmesi daha farklı bir mutlu etmiştir liderimiz. Bizler de beğendik. Bunu da hocamızla en güzellerimizi asacağız. Gençlerimize de göstereceğiz. Böyle ileri yönelik gençlerinde bu şekilde okuyup da kendilerine bir şeyler yazmasını sağlayabiliriz. İnşallah. İyi bir örnek olur. İnşallah. Doğru. Hele hele bunu bir Kırıkkale'li hemşerimizin yazdığı liderimizin beğenmesi. Var olun. Var olun. Bizi mutlu etmiştir. Biz Allah razı olsun kendisine. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Sevgisi dolu, imanlı, inançlı gençlerimiz. Allah razı olsun. Ülke Ocakları Başkanımız Ali Gençtürk kardeşimizin yanında kenetlenmiş bir durumda görüyorum ben. Tabii bu gençleri vatan aşkıyla, dinimiz İslam dini bilgisiyle donatmak başkanımıza ben her zaman takdir ediyorum. Bu konuda kendilerini çok titiz ve hassas görüyorum. Beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu mutluluğumu bir numunesi olarak da bu manada özellikle gelip kendisine karşı bu üstün gayretli ve çalışkan bir kardeşimiz olması münasebetiyle özellikle çok gururlandım ayrıca. Sağ olsun, var olsun. İnşallah gençlerimiz de dediği gibi vatan ve millet aşkıyla, dinimizin o güzel ahlakıyla inşallah yollarına devam eder. Ülkeye, şehirlerine bir faydalı olur inşallah.